Arkadaşlar dersimizin konusu sayfa 161 alıştırmalar. Alıştırmaları çözeceğiz. Başlayalım birinci sorudan. Oran orantı ile ilgili alıştırmaların çözümünü yapacağız. Şimdi sorumuzda ne diyor? Bize x bölü y'nin oranı verilmiş 3'e 8. Y eksi x değerini 20 olarak vermiş. X nedir? Şeklinde soruyor bize soru. Bakın şu taktikleri kullanacağız. Şimdi ben şuraya k yazsam, 3k bölü 8k yazsam ne olur? Değişen bir şey olmaz. Çünkü k'lar gittiği zaman yine 8 bölü 3 olacaktır. O halde bu ne anlama geliyor? X'in yerine 3k yaz, y'nin yerine 8k yaz. Şurada. Peki yazalım. Ben şimdi o zaman x yerine, y yerine 8k yazacağım. X yerine 3k yazacağım. Sonuçta evet cevap 20 eşit. Buradan k değerini bulacağım. 5k 20 ve k değerini 4 olarak bulmuş oluyorum. Bulduğum bu k değerini x ve y'nin gerçek değerlerini bulmada kullanacağım. Benden istenen şey x'ti. X değeri de 3k'ya eşit. O halde x eşittir 3 çarpı 4'ten cevabın 12 olduğunu görüyorum. İlk sorumuz kolaydı. Devam edelim. İkinci sorudayız gençlik. İkinci soruda bakın A'nın B'ye oranı 3'e 5 verilmiş. B'nin de C'ye oranı 2, aslında 2 bölü 1. Şurada 2 bölü 1 var. 2 bölü 1 ise diyor A'nın C'ye oranı nedir? Dediğim gibi bunu daha önce ders anlatımda da söyledim. Buna benzer örnek çözdük. Zaten ders anlatımda söylemiştim. Çözdüğüm bu örnekler temel örnekler, karşınıza çoğu yerde gelebilir. Peki iki yolla çözmüştük o soruyu. Burada da iki yolla çözelim. Şimdi birinci yol. Birinci yol şu olacak gençler. Burada şimdi her ikisinde de B'ler ortak olunca bir şekilde bakın B 5 ile ilişkilendiriyorum. Şimdi burada da B 2 ile ilişkilendiriyoruz. Eşit değiller. Yani şöyle yazabilirsiniz şunu. Şunu 3K 5K. Bunu da yerine yazarsak 2K bölü K yazdığımızda eşit değil. Yani B 5K burada 2K'ya eşit. Olmaz. Bunu dengelemek lazım. O yüzden bunu böyle 2 ile genişletelim. Bunu da 5 ile genişletirsek şurada yeniden yazıyorum. O zaman A'nın B'ye oranı 2 ile genişlettiğim için 6K bölü 10K olur. B'nin de C'ye oranı 10K bölü 5K olur. Şimdi ne oldu? Artık eşitlendi. Bakın B 10K oldu. B 10K oldu. O zaman ben A gördüğüm yere artık 6K yazabilirim. C gördüğüm yere de 5K yazabilirim. Sonuca gidiyorum gençler. Benden A'nın C'ye oranı istenmiş. A bölü C. O zaman A gördüğüm yere 6K, C gördüğüm yere de 5K yazarsam K'lar bunlar götürür birbirini. 6 bölü 5 olarak cevabı bulmuş oluruz. Tamam. Peki ikinci yoldan bir de çözelim. İkinci yol daha kolay gençler. Şöyle yapacağız ikinci yolda. Çarpma yolunu kullanacağız. Şimdi buradaki A bölü B ile B bölü C'yi çarparsanız B'lerin sadeleşebileceğini görmeniz gerekir. Çapraza kaldığı için. O halde bu yol daha pratik. A bölü B ile B bölü C'yi ben çarparsam bunlar birbirini götürür. A'nın C'ye oranı çıkmış olur. O zaman A bölü B yerine 3 bölü 5'miş yazdım. B bölü C yerine de 2 bölü 1 yazdığım anda çarparsam 6 bölü 5 olarak yine ne yapmış oldum? Bulmuş oldum cevabı. Tamam. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Devam edelim bakalım. 3 numaralı sorudayız gençler. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Bize bu ifade, bu değer verilmiş. M kare bölü ne kare soruluyor? Orantının en önemli özelliğini kullanalım. Çapraz çarpım. Çapraz çarpımı kullanalım. 4'ün altında 1 olduğuna dikkat edelim. Şimdi 4'ün altında 1 var. Çapraz çarpım yaparsam 2m artı n eşittir 4m eksi 4n. Daha sonra m'leri bir tarafa, n'leri bir tarafa alırsak buradan n artı 4n 4m eksi 2m ve buradan 2m eşittir 5n bulduk. Ya böyle şu şekilde yaparız. Unutmayın bu da bir taktik. N'yi M'nin katsayısını düşünerek 2K,
M'yi de N'nin katsayısı 5K şeklinde yazabiliriz. Yani direkt N gördüğüm yere M'nin katsayısı 2K yazdım. M gördüğüm yere N'nin katsayısı 5K'yı yazdım. Bu şekilde yazdım. Bakın yerine yazarsan zaten eşitlik oluyor. 10K 10K şeklinde eşitlik oluyor. O zaman ben şurada şu soruda şurada N yerine 2K tabii karesini alırsam hatta şurada karelerini alalım. Buradan ne kare her iki tarafın karesini alırsam 4K kare olur. Buradan yine her iki tarafın karesini alırsam M karede 25K kare olur. Şimdi ben M kare yerine 25K kare yazarım. N kare yerine de 4K kare yazabilirim. Yazıyorum. Benden istenen m kare bölü n kareyi artık bulabilirim. M kare yerine 25 k kare yazdım. N kare yerine de 4 k kare yazdım. K kareler birbirine götürünce cevabım da 25 bölü 4 olduğunu görebiliriz. Tamam. Hocam. Evet. Sen burada 4 bölü 1. Buraya mı diyorsun? Evet. Şu her zaman tam sayının altında bir vardı değil mi? 4 bölü 1 4'tür. 4. İkişer düzlem yaptık. Evet şöyle çapraz çarpım yaptık şöyle. 4 bölü bunu kesirli olarak yazdım. Bu 4 altında 4 bölü 1 vardır. Her tam sayı rasyonel olarak yazılabilir, değil mi? Burası 4 bölü 1 eşit. Tamam hocam. Daha sonra şöyle çapraz çarpım yaptım. Şunu elde ettim. Sonra ne yaptık? Sonuca gittik. Bunlar kolay sorular gençler. Aman ha dikkat. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. 4 numaralı soru. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı şunu tam net görünmüyor. Şöyle 4 numaralı sorudayız gençler. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 0,24 ile erkek öğrencilerin sayısı 0,35 ile doğru orantılıdır. Hatta orantılıdır da diyebilirdi. Orantılıdır deseydi bile yine biz bunu doğru orantılıdır diye anlamamız gerekir. Haberiniz olsun. Sınıf mevcudu 30'dan fazla olduğuna göre sınıf mevcudunun en az kaç olabileceğini bulunuz. Şimdi bakın gençler şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki evet kız öğrencilerin sayısı 0,24 ile. O zaman biz K kızı temsil etsin. 0,24 ile doğru orantılı. 0,24K. E'ye de ne diyeceğiz? 0,36K. Hatırlayın, bununla ilgili ders anlatımında sorular çözüyorduk. İşte 3 ile doğru orantılı olduğu zaman 3K, 5 ile doğru orantılı olduğu zaman 5K. Ya da 3 ile ters orantılı olduğu zaman K bölü 3, 5 ile ters orantılı olduğu zaman K bölü 5. Bunlara bir şekilde alışmamız gerekiyor. Şimdi bunlar bu şekilde yazdım. Bu şekilde yazdıktan sonra şimdi kızların erkekler oranını buluyorum, bölüyorum. Hani biliyorsunuz oran demek kıyaslamak, bölmek. Kız bölü erkek dedik. 0,24 bölü 0,36 dedim. Daha sonra K'lar zaten gidiyor. Burada ondalıklı sayı şimdi 0,24, 0,36 şöyle yazalım. Şu şekilde bir bölmeyle karşılaştım. Ki bu da yüzde genişlettiğiniz anda virgülden kurtarırsınız. Bu 24 bölü 36'dır pratik olarak. Bunu da 12 ile sadeleştirirseniz ne olacaktır? 12 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi ondalıklı olarak niye ondalıklı olarak devam edemiyorum? Çünkü insan sayısı söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Küsurat söz konusu olamaz. Tam sayı olması lazım. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra aslında şunu bulmuş olduk. Şunu bulduk. Kızların erkeklere oranının 2'ye 3 olduğunu bulduk. Yani bakın oranı yeniden yazacak olursam şurada yeni bir renkli kalemle şöyle diyelim. Kızların erkeklere oranı aslında 2'ye 3 olmuş oldu. Bu ne demek biliyor musun? Sınıf mevcudu 5 kişi olsa 2 tane kız, 3 tane erkek. Sınıf mevcudu, şimdi bunu 10 ile çarpsan 50 olsa 20'ye 30, yani 20 kız 30 erkek olur. Bu bir oran söz konusu. Her 2 kız öğrenciye karşılık 3 erkek öğrenci düşüyor. Peki bizden ne diyor? Sınıf mevcudu 30'dan fazla olduğuna göre. O halde demek ki şimdi sen bunu bir kere bir olarak yani bunu şurada genişletme işlemi yapıyorsun. Bir olarak genişletsen sınıf mevcudu 5 olur. 2 ile genişletsen 10 olur. Yani sen bunu 30'dan bir basamak fazla elde etmen gerekiyor. Mesela
Aslında şöyle buralara bir K yazacak olursak sonuçta sınıf mevcudu aslında 5K olmuş oluyor. Tamam mı? Yani 2K, 3K toplarsak sınıf mevcudu 5K. Bu 5K 30'dan büyük olsun. Dolayısıyla sen K'nın yerine 6 versen tam 30 eşit olmuş oluyor. K eşittir 6 için sınıf mevcudu 30 oluyor. Sınıf mevcudu. Sınıf mevcudu 30 oluyor. Ama 30'dan fazla olmasını istiyor, değil mi? O halde ne yapalım? K'yı 6 değil de 7 seçelim. Eğer siz K'yı 7 seçerseniz o zaman sınıf mevcudu ne olacaktır? 7 kere 5 35 olmuş olur en az. Çünkü 30'dan fazla olsun ama olabildiğince de az olsun. O zaman aradığımız cevap ne olacaktır? 35 olmuş olur. Sınıf mevcudu 35 olmuş olur gençler, haberiniz olsun. Tamam. Devam edelim. Şimdi 5. sorudayız gençler. 5. soru. Şöyle bakıyorum. Akif ve Mert bir arsayı 2'ye 5 oranında hisseyle almak istemektedir. 2'ye 5 oranında. Küçük hisseyi Akif 32 bin karşılığında aldığına göre arsanın tamamını kaç Türk lirası olduğunu bulunuz. Şimdi gençler burada sıkıntılı bir soru aslında, tam net değil ama anladığımız kadarıyla çözüyorum. Şimdi 2'ye 5 derken ne demek istiyor? Mert bir arsayı 2 bölü 5 oranda hisseyle. Şimdi 2 bölü 5 demek ki arsanın tamamı 5K olsa 2K bölü, evet, 2K'sını küçük olan alacak, 3K'sını büyük olan alacak. O zaman öyle düşünebiliriz. 2'ye 5 oranında. Yani arsa hissesinin tamamı 5K olsa ne olmuş olur? Hani 2 Akif'in alacağı hisse 2'ye 5 oranda olduğu için 2K'lık Akif'e düşer. Mert'e de büyük pay düştüğü için 3K olmuş olur. Çünkü tamamı 5K olur hisse olarak düşündüğümüz zaman. Yani kesirli olarak düşünebilirsiniz. Şöyle 5'e bölüyoruz. 3 parçası Mert'in, 2 parçası Akif'in. Çünkü az hisse onunmuş, değil mi? En küçük hisse onunmuş. Yani buradan bu mantıkla yola devam edersek demek ki 2K 32.000'e denkse öyle düşünebiliriz. Buradan K'nın değeri 16.000 olur. Şimdi bize ne istiyordu? Arsanın tamamı. Arsa 5K eşit. Arsa 5K eşit. O halde ben 16 ile 5'i çarparsam, 16.000 ile 5'i çarparsam 80.000 olarak arsanın fiyatını bulmuş oluruz bir yerde. Tamam. Yani soruyu anladığımız kadarıyla çözdük. Cevap anahtarı da yok zaten. Bu şekilde çözmüş olduk. Devam edelim gençler. Var mı bir sıkıntı? Yoksa devam ediyorum. Anlaşılmayan bir yerde bana mutlaka WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Evet, 6 numaralı sorudayız. Bakın 6 numaralı sorunun benzerlerini yine biz ders anlatımında yine çözmüştük. Bak bunlar çok önemli soru tipleri ve ne yapmanız gerektiği çok önemli. Bakın şimdi burayı dikkatlice dinleyin. A sayısı ile B artı 1 doğru orantılı. Cümlenin devamına bakın. Cümle burada bitmiyor. Bakın A sayısı ile B artı 1. Bak A sayısı B artı 1 ile doğru orantılı ama aynı A sayısı C eksi 2 ile ters orantılı. Bu cümleden bunu anlıyoruz. Yani bir A sayısı var. Bu A sayısı B artı 1 ile doğru orantılı ama aynı A sayısı C eksi 2 ile de ters orantılı. Bunu anlamamız gerekiyor. Bir de şunu iyi bilmemiz gerekiyor gençler. İki ifade birbiriyle doğru orantılıysa bunların bölümü sabittir. Yani bunları bölmeniz gerekir. Yani A bölü B artı 1 nedir? Doğru orantılı olduğu için bölüm durumundadır ve sabittir. Bölme sabittir. Bölümleri sabittir. Ancak cümle devam ettiği için bu aynı A sayısı C eksi 2 ile ters orantılı olduğu için bu A sayısını aynı zamanda bir de C eksi 2 ile çarpım durumunda olmalı. Bakın tekrar söylüyorum. Bu A sayısı B artı 1 ile doğru orantılı olduğu için bölüm durumda ama aynı A sayısı cümleden onu anlıyorum. C eksi 2 ile de nedir? Ters orantılı olduğu için çarpım durumda olmalı. Bir kere daha sizin için tekrar ediyorum. İki ifade birbiriyle doğru orantılıysa bölümleri sabittir. Çarpımları söz konusuysa bunlar ters orantılı. Yani iki ifade ters orantılıysa çarpımları sabittir. Biz bunu
Ders anlatımında şöyle de demiştik. Yol problemlerinde yol eşittir hız problemlerinde yol eşittir hız çarpı zaman dedik. Bu çok önemli. Bu niye önemli? Şöyle bir durum var. Bakın hızla zaman çarpım durumda olduğu için yol sabitse eğer, yol sabitse gideceğimiz yol sabit. Diyelim ki buradan Ankara'ya gidiyoruz. Değişecek hali yok. Belli bir güzergahtan. Şimdi siz hızla zaman çarpım durumda değil mi? Eğer siz hızı artırırsanız daha az zamanda gidersiniz. Zaman düşer. Hızı artırdıkça zaman kısalır. Ya da zamanı artırdıkça hızınız düşer. Çok zamanda gitmeye kalkarsanız yavaş gitmek zorundasınız. Hızınızı artırırsanız bu sefer zaman kısalır. Niye? Ters orantı. Biri artıyor, biri eksiliyor. Çarpımları sabitse ters orantılı. Demek ki burada hızla zaman ters orantılı. Aynı şekilde yolla hız doğru orantılı. Bölüm durumunda. Bunun altına buna yazın. Zamanı sabit bırakın. O zaman yolla hız doğru orantılı. Ya da yolla zaman doğru orantılı. Bunlar önemli şeyler gençler. Şimdi bu düzeneği kurduktan sonra eşittir K sabit değerine eşitliyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Birinci durum diyelim şuna. Birinci durumda K'yı bulacağız. Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. A gördüğüm yere 5 yazacağım. B gördüğüm yere 2 yazacağım. C gördüğüm yere de 8 yazacağım. Bu birinci durumdan K'yı bulmuş olacağım. Daha sonra ikinci durumda yine bakın B gördüğüm yere 3 yazacağım. C gördüğüm yere 4 yazacağım. Zaten A'yı soruyor. K'yı zaten bulmuştuk. Buradan da rahatlıkla nedir? A'yı bulacağız. Tamam. Önce K'yı hesaplamamız lazım. Yazıyorum şimdi. A gördüğüm yere 5 çarpı C gördüğüm yere 8 bölü B gördüğüm yere 2 artı 1 eşittir K. Evet, burada hesaplamamızı yaparsanız 8'den 2 çekti. 6, 6'yı 3'e böldük. Aşağıda 3 var. 6'yı 3'e böldük. 2, 2 kere 5, 10. Demek ki K değerini 10 olarak bulduk. Bak bu K'yı kullanacağız. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. İkinci durum ne yapıyorum? Şu düzeneği yeniden kullanıyorum. Şu düzeneği yeniden kullanıyorum. Dikkat. Bu sefer A gördüğüm zaten A'yı soruyor. B gördüğüm yere 3 şöyle diyelim. A çarpı aç parantez C gördüğüm yere ne yazacağım? 4. İkinci durumdayız. Şöyle bölü B gördüğüm yere bu sefer 3. 3 artı 1 oldu. Aşağısı eşittir K ki K'yı zaten buradan bulmuştuk gençler. K'yı bulmuştuk. Buraya yazacağız. O halde buraya 10 yazıyorum. Sonuçta hesaplarsam burası 2 olur. 4'ten 2 çıktı. 2. 2 ile 10'u sadeleştirdim. 5. Burası 4'e eşit. 4 kere 5 20. O zaman A değeri 20'ye eşittir diyebilirim. Ne yapmış olduk? Soruyu çözmüş olduk. Devam edelim. 7 numaralı sorudayız. Özdeş olan 25 adet güneş panelinin 12 günde ürettiği elektriği aynı şartlarda bu panellerle özdeş ve 3 kat daha fazla. Bak 3 katı demiyor. Bak çok önemli. 3 katı kadar dese ayrı bir ifade almam lazım ama 3 kat daha fazla sayıdaki güneş paneliyle kaç günde üretebileceğimi bulunuz. Şimdi burada orantı kuracağız. Bakalım doğru orantı mı ters orantı mı ona bakacağız şimdi. Şimdi 25 adet güneş paneli şöyle kısalttık. 12 günde ürettiği elektriği aynı şartlarda bu panellerle özdeş 3 kat daha fazla. 3 ile 25'i çarparsak 75. Buraya sakın 75 yazmayın. 75 daha fazla. Yani 75 artı 25. Yani buraya 100 yazacağız. 100 panel olacak. 100 güneş paneli. Kaç günde ürettiğini bulunuz. Evet, 25 güneş paneli 12 günde ürettiği elektriği ne yapacağız? 100 panel kaç günde buluyor? Bunu bulacağız. Peki burada doğru orantı mı var, ters mi orantı mı var? Buna dikkat edelim. 25 günde 12 günde ürettiği elektriği. O zaman daha az. Şöyle diyelim. 25 günde şöyle diyelim. 25 güneş paneli günde demeyelim. 25 güneş paneli 12 günde ürettiği elektriği işçi gibi düşünebiliriz yani. Mesela 25 işçi bir işi 12 günde bitiriyor. 100 işçi düşünecek olursak aynı işi daha az günde biter.
Demek ki burada şöyle bir durum var. Artma söz konusu, azalma söz konusu olacak. Yani güneş panelinin sayısı artarken gün sayısı kısalacak, azalacak. O zaman burada bir terslik söz konusu. O zaman biz buna diyeceğiz ki ters orantıdır. Bu ters orantıdır. Ters orantı malum ne yapıyorduk? Yanlamasına çarpım yapıyorduk. O zaman çarpalım. 25 çarpı 12 eşittir 100 çarpı x diyeceğiz. Şimdi buradan %25 sadeleştir. Bunu 25'e böldüm 4. Burayı 25'e böldüm 1. 4 ile 12'yi sadeleştirdik. 4'ü 4'e böldük 1. Burası 3. Direkt kendiliğinden x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Demek ki 3 günde üretebilir 100 tane panel, güneş paneli. Tamam. Sorumuzun cevabını bu şekilde bulmuş olduk. Evet, sıkıntı yok umarım. Hocam bir dakikamız kaldı. Olsun. Aradaki için bu zaten 10 soruya bitirelim. Olsun bilsin. Ona göre gireriz. 8. soru. Cennet Hanım anaokuluna giden kızı ile hafta sonu kek yapmak istemektedir. Bunun için gerekli olan un, şeker ve tereyağı miktarları sırasıyla 8, 3 ve 2 sayılarıyla doğru orantılı. Tekrar söylüyorum. Bu doğru orantı lafını kullanmasa dahi sayılarıyla orantılıdır dese bile biz bunu doğru orantı olarak kabul edeceğiz. Ha, demek ki şunu yapacaksınız. Biz ne yapıyoruz? İşte kek yapacağız. Neler lazım? Un, şeker, tereyağı. Un, şeker, tereyağı. Şöyle yaptım. Şimdi bakın. Sırasıyla dediği için değil mi? Dikkat edin. Un. O zaman 8K undan gelir. En fazla 8K. Doğru orantı olacak. Fazla un koyacağız. Şeker diyor değil mi? Şeker 3K diyeceğiz. Tereyağına da 2K diyeceğiz. Ters orantılıdır deseydi, bak sileceğim ama yazıyorum. Ters orantılıdır deseydi K bölü 8, K bölü 3, bunlar alışın. K bölü 2 yazmam gerekirdi. Un, şeker, tereyağı. Ama doğru orantılı dediği için bu şekilde düşünüyorum. Haberin olsun. Peki, doğru orantılıdır. Cennet Hanım ve kızının yaptığı 4 kişilik bir kek 1300 gram olduğuna göre 8 kişilik bir kekte kaç gram tereyağı kullanılacaktır? Gençler, 4 kişilik kek 1300 gramsa 8 kişilik ne olacak? 2 katı söz konusu değil mi? O zaman 8 kişilik şöyle yapalım hemen şuraya. 8 kişilik 2 ile çarparsan 1300'ü 2600 gram olur. Öyle mi gençler? 2600. O zaman şu malzemelerin toplamı 2600 gram eşit. Toplayalım. 8K artı 3K artı 2K'nın toplamı 2600 grama eşit gençler. Malzeme. Şimdi buradan K'yı hesaplayalım bakalım. 10, 13K 2600 ki 13'e bölünüyor 26. Buradan 13 ile 26'yı sadeleştirirsem 200 gram olarak bulurum K değerini. Şimdi bunu kullanalım. Artık bundan sonra hangi malzemeden ne kadar olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Diyelim ki unun miktarını soruyorsa K gördüğüm yere 200 yazarsam 1600 gram. Demek ki şekeri soruyorsa 3 ile 200'ü çarpsam 600 gram şeker. K yerine 200 yazarsam 400 gram tereyağı kullanmış olurum. Benden de zaten tereyağı istendiği için 2 çarpı 200'den cevabı 400 gram olarak bulmuş oluruz. Gençler burada bir mola verelim. 9. sorudayız gençler. Bir bilim insanı demir, alüminyum, kurşun metallerini sırasıyla bakalım. Sırasıyla yine sırasıyla demiş. 3, 4 ve 12 sayılarıyla bakın ters orantılı olacak şekilde karıştırıp 240 gramlık bir alışım elde ediyor. Bak az önceki soruda kek yapıyorduk. Kekteki nedir? Un, şeker, tereyağı doğru orantılı bir paylaşım vardı. Burada ise alışımda ters orantılı bir paylaşma söz konusu. Tam da söylediğim şeyler. O zaman demek ki eğer bu doğru orantılıdır deseydi 3K, 4K, 12K topla eşittir 240 diyecektim. Ters orantılıdır dediği için şöyle yapıyorum. K bölü 3 artı K bölü 4. Bak her zaman bu bir soru tipidir. Bu şekilde çözüyoruz soruları. K bölü 12 toplam neye eşit olacak? 200 40'a eşit olacak. Buradan önce K'yı bulacağım. Daha sonra ne istiyorsa götürüp K yerine yazarak gerçek değerleri bulacağım. Paydaş diyelim. Bunu 3 ile, bunu 1 ile, bunu da 4 ile genişletirsek buradan 4K
Ortak paydamız 12 oluyor. Şöyle uzattım. Burası 6 artı 12. Şurası 3K oldu. Şurası da K. Eşittir 240. Toplarsak ne eder burası? 4, 8 mi? 8K. Farklı renkte çözelim. 8K bölü 12 eşittir 240. Şöyle 8 ile 240 sadeleşir gençler. Şöyle 30 olur. O zaman K değeri 12 ile 30'u çarparsam 360 olur. Şimdi bu K değerini bulduk. K değerini 360 olarak bulduk. Bizden istenen neydi? Bizden istenen alüminyum miktarı. Alüminyum miktarı sırasıyla dediği için ortadaki, değil mi? Ortadaki yani 4 şey K bölü 4. Şu alüminyum olacak. O halde buradaki K yerine ne yazacağım? 360 yazacağım ve alüminyum bulmuş olacağım. Alüminyum miktarı ne olacak? 360 bölü 4 olacak ki buradan 90 gram mıydı? Evet, 90 gram sorumuzun cevabı olmuş olur gençler. Evet, önemli soru tipleri. Bunların benzerlerini zaten konu anlatımında çözmüştük. Burada da alıştırmalarda da çözüyoruz bakalım. Devam edelim. 10 numaralı sorudayız. Bir uçak firması bilet fiyatlarını 30 boş koltuk kalana kadar sabit bir fiyatla boş koltuk sayısı 30'un altına düştüğünde koltuk sayısı ile ters orantılı olacak şekilde belirlemektedir. Yani ilk 70 öyle mi diyelim? Boş 30 boş kaldı 70 onu bilemeyiz bir dakika. 30 boş koltuk kalana kadar. Şimdi 30'dan öncesi sabit bir fiyat belirliyor. Son 30 boş koltuk kaldığında da ne oluyor? Bir ters orantı söz konusu. 30 boş koltuk kalana kadar sabit bir fiyat belirliyordu. 30'un altına indiğinde ne oluyor? 30'un altına düşünce koltuk sayısıyla ters orantılı olacak şekilde belirlenmektedir. 20 boş koltuğa olan bir uçakta bilet fiyatı 75 TL ise 15 boş koltuk kaldığında bilet fiyatının kaç Türk lirası olacağını bulunuz. Gençler burada ters orantı olduğunu zaten soruda vermiş. Şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki 20 boş koltuk kaldığı zaman koltuk kaldığında tamam 20 boş koltuk kaldığında fiyatımız 75 lira olursa 15 boş koltuk kaldığında bilet fiyatı ne kadar olur şeklinde bir orantı söz konusu. O halde ters orantı olduğunu zaten söylemiş. Şöyle düz çarpacağız. Yani 20 çarpı 75 eşittir 15x. Her iki tarafı 15'e sadeleştirelim ki şuradan 15 75'in 5 katı. Daha doğrusu 75 15'in 5 katı. Şöyle burada 5 kaldı. 100 mü oldu? O zaman x değeri 100 lira 100 TL olmuş olur aradığımız cevap. Evet. Alıştırmalar burada bitti gençler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.